İkinci bölümümüzde karşınızdayız sevgili bilirkişi izleyenleri. Evet, devam edersek, duruşmada tanık Pınar'ın söyledikleri vardı, ifadeleri. Ve işte telefonuna el konulsun mu, konulmasın mı, o aşamalarda ne oldu? Mesela Pınar'ın telefonuna el konuldu mu? Duruşmada Berk'in telefonu Berk'in avukatının elindeydi. Bu zamana kadar, ilk duruşmaya kadar Berk'in telefonuna savcılık döneminde el konulması gerekmez miydi? O zaman ben oradan başlayarak cevaplayayım. Savcılık aşamasında biz zaten Çağatay ve Berk'in telefonlarına el konulmasını talep ettik. Yani bunlar da Berk Şule'ye tecavüz ettiler videoları var. Belki attılar videoları vardı. Mümkün mü? Düşük de olsa mümkün. Savcılığın hani bize hani tepkisi dosyayı sulandırıyorsunuz şeklinde oldu. Tabii bunun diyen savcılık makamı sağ olsun ilk savcı Yelken Plaza'yı yapan mühendisin ifadesini aldı. Yelken Plaza'nın imara uygun olup olmadığı noktasında bilirkişi raporu aldı ki asıl bence sulandırmak buydu. Biz bunu talep ettik, talebimiz kabul edilmedi. Öncelikle onu parantezine açayım. İkinci olarak tanık noktasında bizim sıkıntılarımız var. Çünkü tanığın doğruyu söylediği noktasında şüphelerimiz var ki HTS raporları tam aksini söylüyor çünkü. Tanık Pınar Hanım olay akşamı hani bu ortama davet edildiğini, kendisinin gitmediğini, hatta hani telefonu kapatıp yattığını, sabah telefonunda yedi suların açtığında bir mesajın olduğunu ifade ediyor. Savcılık hani bunun üzerine mesajın 2-2,5 sularını bu arada Pınar Hanım attığını ifade etti. Savcılık makamı 2.39'daki mesajında da evet dedi. Ne yazıyordu? Çok kötü şeyler oldu. Telefonu aç bana geri dön şeklinde bir mesaj. 2.39 diyorum. Noktayı koyuyorum orada. Ama HTS kaydı bunun tam aksini söylüyor. Pınar Hanım 2.16'da Berk Akant'ı arıyor. Tam 1.213 saniye konuşuyor. Yani 21 dakika. 2.37'de bir sebeple bu konuşma sona eriyor. Aradan 2 dakika sonra Berk Akan bu mesajı, çok kötü şeyler oldu, telefonu aç mesajını Pınar Hanım'a atıyor. Aynı dakika yani 2.39'da, hatta 2 mesaj atıyor 2.39'da, yine 2.39'da aynı saniye Pınar Hanım Berk'i arıyor ve 4 dakikalık konuşma yapıyor. Arkasında yine 3-2 bir mesajlaşma süreci var. Yani esasında bu mesajdan önce de sonra da bir hani konuşma var. Bu konuşmalar çok değerli çünkü yani hayatın olağan akışında birisi bana çok kötü şeyler oldu, telefonu aç geri dön şeklinde mesaj atarsa telefonu açtığında ilk soracağım soru ne oldu? Hı hı. Pınar Hanım 2.39'dan önce olan her şeyin bilgisinde bize göre. Ama bu noktada kendisi mesajı sabah gördüğünü söylüyor. Berk Akan konuşmayı tamamen reddediyor. İkisi de telefondan mesajları silmiş. SMS'leri silmiş bu konuda. Ve aynı Pınar Hanım'ın telefonun hani incelenmesi konusunda rıza gösterir misiniz dedi. Hı hı. Göstereceğini söyledi. Telefonu teslim etti. Berk Akant da hani bu arada telefonun incelenmesi için talepte bulundu. Ama ikisini de hani şu soruyu yönelttim. Tamam telefonlarınız incelensin, videolar duruyor dediler. Mesajlar duruyor mu noktasındaki soru mu? Hayır dediler. Hani o noktadaki tüm deliller maalesef ortadan peki kalmış. Peki biz hani bilmeyenler için sorayım bu soruyu yeri gelmişken, hı hı, mesajlara ulaşabiliyor muyuz telefona yakın şöyle, zaman? Bunlar SMS mesajı, normal hani eski tip SMS, hı hı, mesajı olduğundan dolayı silinden ulaşılamayacak ama WhatsApp mesajları vesaire getirilebilir bir durum. Hani bana göre farkında olduklarından bu yola başvurdular. Hani geri getirilemeyeceğinden emin oldukları için. Yani ikisi de o noktada HTS kayıtlarına göre doğruyu söylemiyorlar. Çünkü HTS kayıtları hani BTK'dan geldi, konuşmanın, mesajlaşma hepsini ortaya koyuyor. Hı. Maalesef ki tanık da sanık da bu noktada farklı söylüyorlar. Daha da garibi, hani bir avukat olarak çok şaşırdım bu durumda. Duruşmadan sonra Pınar Hanım'ın avukatı dosyayı vekaleye sundu. Bilmiyorum siz karşılaştınız mı üstad? Ben bir tanığın avukatının olduğunu ilk defa görüyorum. Hani tanık bildiğini anlatır. Doğru veya yanlış. Hani orada ne görürse onu anlatmakla görür. O davada tanık hakkında bir karar çıkmaz. Veya tanık bir taraf değildir. Evet. Bildiğini anlatır. Çok garipsedim açıkçası. Bakalım ileriki dönemde ne çıkacak. Peki bu dosyada mesleki olarak seni en çok zorlayan ne oldu? Yani doğru bir dosya, bir cinayet ve basın çok yer verdi, toplumda çok infial uyandırdı. Hani sen neler hissettin bu dosyanın en başından beri, sen takip ediyorsun. Şöyle, Şule vefat ettikten
Hatta defnedildikten sonra biz bu dosyaya müdahil olduk. Yani 10. 15. günden itibaren hani işimiz gereğiydi. Üzerimde çok büyük bir sorumluluk vardı. Ki o zamanlar daha bu kadar kamuoyu önünde değildi. Hani işte Karınca misali bir şeyler yapmaya çalışıyorduk, çabalıyorduk. Oluyordu, olmuyordu. Hani bir şey diyemiyorum o noktada. Hani kendi yaptığım iş olduğundan yorum yapmak istemiyorum. Ama işte adli tıp raporu geldi Ankara'da. Ben bu raporu babaya anlatamadım. Yarım saat konuştuk. İşte Umur oğlum ne diyor dediğinde... Ailesi İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da. Hani rapor geldi, konuştuk. Yarım saat konuştuk. Ne konuştunuz derse, raporla ilgili ne söylediniz derse bir şey söyleyemem. Söylemek çok zor. Hani bir babaya kızıyla alakalı olan gerçeği anlatmak zorundasın ama anlatamazsın. Hani ne o anlar ne ben anlatabilirim. Yarım saat konuştum. Ne konuştum? Hiçbir şey. Bu zordu. Veya duruşmada yine hani biz sonuna kadar sabırla bekledik. Dinledik, dinlemek zorundayız. Çünkü onlar bir şey anlatacaktı. Anlatmak zorundalar. Onlar doğru da söyleyebilir, yalan da söyleyebilir ama bir şey söylemek zorundalar. Biz sabırla hani dinledik ama baba bu noktada bizim kadar sabırlı olamadı. Hani haklı olarak bunu yaptı. Hani o benim kızımdı dedi. Çok acıklı bir cümledir. Hani onun kızıydı. Ve birileri bunun üzerinden işte Şule'nin yani işte bekaretiyle ilgili evet, konuştu. Evet, Berk'in avukatı o da çok merak ediliyor. Basında yer aldı. Tabii buradan ona da söz hakkı da olmuş oluyor. Yani o da gelip bizim kanalımızda bunu anlatabilir. Böyle bir şey söyledi mi? Yani şöyle oradaki hani sehven yapılan hatayı söyleyeyim. Berk'in avukatı söylemedi çünkü Paşa Bey üzerinden bu yürütüldü. Paşa Bey söylemedi bunu. Hı-hı. Çağatay'ın müdafisi söyledi. Duruşma bitti. Mahkeme 5 dakikalık ara verdi. Karar için. Ayrıldılar. Sonra geldiklerinin hükmü kurarken herkes ayakta hükmü bekliyordu. İşte ilk hükmü hiyoid kemikliğinin işte ne anlama geldiği noktasında kurdu. Bizim talebimiz olsun. İkinci hükmü PSA'nın vücutta ne kadar kaldığı noktasında kuracakken işte Çağatay'ın müdafisi Şule'nin işte sevgilisinin olduğunu, işte bekaretinin işte bakire olmadığını, işte bu PSA'nın önceki ilişkisinden kalmış olabileceğini, dolayısıyla bu hususta davanın kökten çökeceği şeklinde bir savunma yaptı ki hani bu insanlarla alay etmek. Veya bir babaya gerçekten hani bir noktada sabrını sınamak. Çünkü bir şeyi cımbızla çekip alma bu. Sadece orada PSA çıkmadı, tükürük çıktı. Yırtılmalar var. Isırık var. Yani bir yer cımbızlı ve bunu bir babanın yüzüne söylemek bilmiyorum. Ben yapmazdım. Ben yapamazdım. Yapana da bir şey diyemiyorum. Meslek etiği gereği. Sonrasında zaten verdiğimiz cevap üzerine duruşma salonunu terk etti. Kararı dahi beklemedi. Peki olaydan sonra Şule'nin düşme anından sonra 18 dakika sonra indikleri kameralarda görünüyor. Yani 18 dakika bir insan ne yapar? Hani birisi düşmüş, onlar 18 dakika sonra iniyorlar. İşte bu dosyada zaten anlatılan var sanıkların. Bir hakikat var ulaşmak istediğimiz nokta, bir de elimize delil var. Hı hı. Anlatılanla eldeki delil birbiriyle hiçbir şekilde uyuşmuyor. Sanıklar diyor ki işte şöyle düşüyordu, biz camla onu tuttuk, ellerimizin, daha doğrusu Çağatay anlatıyor bunu, ellerimizin arasına gitti, şöyle ben gidiyorum dedi, tutmak istedim, o sırada parmağım kırıldı, şöyle ellerimin arasına gitti, ben onu kurtarmak isterken tendonum kopacak kadar ben onu tuttum vesaire gibi bir şey anlatıyor, anlatıyor ama. Bakıyoruz orada, o pencerenin pervazında kimsenin parmak izi çıkmadı. Yine bakıyoruz oraya, hiçbir şey dokunulmamış gibi. Yine bakıyoruz bunu diyen bu iyilik timsali sana, 18 dakika boyunca içeriden dışarı çıkmıyorlar. Orada delil kararttığını belki söylüyor zaten. Eldeki deliller de söylüyor. Hani bu derece birini kurtarmaya çalışan insanın vereceği tepki şöyle düştükten sonra polis aramak olur. Ambulans aramak olur. Hiçbir şey yapamıyorsa koşarak aşağı inip söylemek olur. Ama 18 dakika boyunca bardaklar yıkanıyor, içki şişeleri saklanıyor, perdeler kapatıldı. Böyle bir süreç işliyor ve akabinde aşağı indiklerinde 18 dakikalık görüntü katın görüntüsü. 18 dakikalık görüntüde zaten Çağatay çok rahat. Berk suçlayıcı ifadeleri var Çağatay'a da hani karşı. Aşağı indiklerinde güvenlikçilerle yine bir görüntü giriyor. Güvenlikçiler soru yöneltiyor.
Siz üç kişiydiniz. O kız zaman nerede? Söylemiyorlar. O zaman da hiç kız çıktı. Hani güvenlikçiler de üç kişiydiniz. Kız nerede? Çıktı siz görmediniz mi diyor. Güvenlikçilerle bir arbede oluyor. Bunun üzerine Çağatay'la Berk dışarı çıkıyor. Çağatay kaçıyor. Berk geri dönüyor. Çağatay'ı arıyor. Hani küfür kısımları şey yapıyor. Bilmem ne lan bilmem ne. Kız nerede diye telefonda konuşuyor ve telefon elinde hoparlör almış. Güvenlikçi de bunu duyuyor. Bu şekilde bir süreç var. Hani bir insanı tutmak isteyen kişinin vereceği tepki bu değil. Diyorum ya, bir anlatılan var. Hı hı. Dinliyoruz. Bir kurgu var. Olacak. Ama bir de hakikat var. Ve deliller anlatılanın tam tersinde hakikati gösteriyor. Olması gereken de bu. Evet, ikinci duruşmanın tarihi 15 Mayıs. Peki 15 Mayıs'ta sen neler olmasını bekliyorsun? Mesela nasıl bir devam eder süreç sence? Şöyle, 15 Mayıs'ta yine bu dava sonuçlanmayacak. Adli tıptan raporlar gelmiş olacak. Tabii bizim ikinci taleplerimiz var. Hani ilk duruşmada hani hakim ana taleplerimizi aldı. Delillerin tartışılması noktası hep sonraya kaldı. İkinci taleplerimizi ileteceğiz. Aynı şekilde adli tıp kurumundan gelecek raporları göreceğiz. Ve yine sanıkların ikisini dinleyeceğiz. Ve sanıklar bu noktada hani ben gerçeği söyleyeceklerine inanıyorum. Hani en azından hani belki de senin deyiminle bir çözülme biraz olacak mı, çünkü yaşanır mı? Yaşanacak. Hı. Hani çünkü bu olay 3 kişi arasında geçti. Şule vefat etti, 2 kişi biliyor. Deliller anlattığımız husus zaten doğruluyor ve anlatacaklar. Anlatmaktan başka çare var mı? Bence yok. Hani bu noktada diyorum ya, eldeki delillerin tek tek yan yana koyduğumuzda anlatılanla hiçbir ilgisi yok. Anlatılan var. Ve bu anlatılanın çok güzel kurgulanmış ama karşılığı yok. Evet sevgili bilirkişi izleyenleri, Ankara Barosu ve Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak biz Şule Çet davasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Ve sevgili meslektaşımıza elimizden gelen ne gerekiyorsa yapacağız. Bu kanalda da kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve bununla ilgili konularda programlar yapmak istiyoruz. Siz de eğer istediğiniz şeyler olursa bize mail atabilirsiniz. Bu konuyla ilgili olarak da programlar yapmaya devam edebiliriz. Ben sevgili meslektaşım Umur Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya katılıp bize davayla ilgili çok güzel şeyler anlattı, geniş ifadelerde bulundu, aydınlatıcı bilgiler sundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum kanalımıza katıldığı için. Ve en son olarak da kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Teşekkürler.